Çorum'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 8'i tutuklu 14 sanık yargılandıkları mahkemece toplam 164 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında ses ve görüntü kaydedici cihazlarla fiziki takipleri yapılan ve telefon görüşmelerini dinlenen bazı şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, örgüt faaliyetleri içinde nitelikli yağma, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tehdit, soruşturmanın gizliliğini ihlal, iş yeri kurşunlama ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Başsavcılığın talimatıyla kamuoyunda Bolat grubu olarak bilinen örgüt içinde faaliyet gösteren 18 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda aralarında Selami Bey'in bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait yüzlerce fişek, kuru sıkı tabanca, 4 adet senet, 20 bin lira, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. Zanlılardan Selami Bey ile birlikte toplam 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün ise Çorum'da Bolat grubu olarak bilinen suç örgütü üyeleri hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıkların yanı sıra avukatları katıldı. Selami Bey ve diğer sanıklar suçlamaları kabul etmezken, Selami Bey'e suç örgütü kurma yönetme suçlarından 58 yıl 10 ay, diğer 14 sanığa toplamda 106 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Selami Bey'in avukatı Ahmet Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini söyledi. Selam Bolas ve arkadaşlarıyla alakalı olan bir yargılamadan çıkmış bulunuyoruz. Aslında uzun bir dinleme ve kayıt alma, gözlemeden sonra yapılan bir operasyon sonucunda Selam Bolat ve bir kısım arkadaşları bu operasyon sonunda gözaltına alınıp tutuklandılar. Yargılaması çok hızlı gelişti. 8 Ocak itibariyle karar verildi. Selami Bolat suç işleme amaçlı bir örgüt kurma nedeniyle ve bu örgüte üye olduğu kabul edilen bazı kişilerin işlediği suçlar nedeniyle de 58 yıl 10 ay civarında bir ceza aldı. Ben Selami Bolat'ın avukatı olarak bu duruşmalara katıldım ve gözlemledim. Şunu söylemek isterim önce. Henüz kesinleşmiş bir karar yok. Bunlar mahkemenin vermiş olduğu bir karardır. Bu karar için gerek istinaf, gerekse Yargıtay aşamasında müracaatlar yapılacaktır. Burada benim dikkatimi çeken bir olay vardır. Yargılama sırasında. Hukuki açıdan değerlendirmek istediğimde zaman zaman hukuka uygun elde edilmediğini düşündüğüm deliller dosyaya konulmuştur. Yine yargılama sırasında duruşma harici dinlenen bazı kişilerin ifadeleri dosyaya konulmuştur. Bizim bu konuda adil yargılanmaya aykırı bir takım işlemler sebebiyle itirazlarımız da olacaktır. İstinaf aşamasında müracaatlarımız olacaktır. Biz tabii ki herhangi bir kişi suç işlemiş ise bunun cezasız kalmayacağını, adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz. Ancak her ne olursa olsun hukukun üstünlüğünden yanayız. Bir şekilde yargılamanın usule hukuka uygun olması, verilen kararın da hukuka usule uygun olması ve adalete uygun olması yönünde çalışmalarımız olacaktır. Bu konuda itirazlarımız olacaktır. Sonuçta hep birlikte göreceğiz.